Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam. Alâ seyyidina Rasûlillah, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Yani çarşamba, akşam ezanıyla Aşura gecesi dahil olacaktır. Bu mübarek gecenin ihyası hakkında Abdülkadir Geylani Hazretleri ve sair meşayihimiz çok hadis-i şerifler, rivayetler zikretmişlerdir. Bunlardan birinde "Men ahya leylete aşura ahya Allah maşa" kim aşura gecesini ibadetle ihya ederse Allah-u Teala onu dileği kadar ihya eder. Allah-u Teala'nın dilemesinin sonu yoktur. Bizim her şeyimiz sınırlıdır. Rabbimizin nihayetsizdir. Onun için Allah-u Teala bir kulunu ihya eder demek abad eder. İki cihanda Sa'id kullarına ilhak eder. Dünyasını, ahiretini mamur eder demektir. İhya canlandırmak, diriltmek demektir. Bakın maddi, manevi her şeyimiz ölmüş. Ekonomimiz, geçimimiz, sağlığımız, huzurumuz, her şeyimiz meyyit hükmündedir. Hiçbir rahatımız yok yani şu ahir zamanın kavuştuğumuz beter döneminde. İhyaya ihtiyacımız var. "Men amile salihan min zekerin ev unsa ve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyibe" buyuruyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde salih amel işleyen, zikredin, ibadet edin, ilim meclisinde bulunun, cemaatle namaz kılın, zikirler yapın. Kim salih amel işlerse, erkek olsun, kadın olsun, biz onu tertemiz, mübarek bir hayat ile ihya edeceğiz. İşte bu ihyanın en ziyade gerçekleştiği gece Aşura gecesidir. "Men ahya leylete aşura fe kennemâ abedallâh ibâdete mefsemâvâd velâd." Aşura gecesini ihya eden, şimdi akşam cemaatle kılıyorsun, yatsıyı cemaatle kılıyorsun. Bu ne demek? Geceden nasibini almak demek diyor İbn Abbas Hazretleri. Onun için akşam yatsıyı cemaatle kim kılıyor? Ancak sohbete gelirse işte elhamdülillah kılmış oluyoruz. Ekseriyetimiz için konuşuyorum. Göklerdekiler, yerlerdekiler, bu kadar melâke-i kiram, sayısını ancak Allah bilir. Bunlar ne kadar ibadeti varsa, hepsinin ibadetini yapmış gibidir. Aşura gecesini ibadetle geçiren. Bir ilim meclisinde bulunmak 1000 rekattan eftaldir. 1000 hasta ziyaretten, 1000 cenazeden, İmam Gazali'nin naklettiği hadis-i şerifte. 1000 rekat namaz kim kılacak yani? Biz 1000 günde 1000 rekat kılmıyoruz, 100 günde kılmıyoruz. Bak 1000 rekattan eftal olur, bir ilim meclisinde bulunmak. Onun için Aşura gününde çok vazifeleri var, ibadetleri var. Hayırlı uzun ömür için, zenginlik için, belalardan korunmak, bir senelik hacetlerin husulü için. Bunları da konuşacağız. Onun için çarşamba akşamında Hayder'deki meclisimize bekliyoruz inşallah. Ben de alt mescitte olacağım. Aşağısı daha geniş. Onun için yani sığar mıyız, girer miyiz, yer bulur muyuz diye telaş etmeyin. İki mescitte açılacak ama ben alttaki geniş mescitte bulunacağım. İnşallahü Rahman. Oruç tutanlar iftarlıklarını yanında alabilirler. 9'da 10'u tutmak kuvvetli sünnettir. Olmadıysa 10 zaten en kuvvetli sünnet. 10 aşure 10 oluyor perşembe. O zaman tabii ki cumayı da eklemek icap edecek. En nihayet aşure perşembeden ama tek tutmak mekruhtur. Yahudilere teşebbühten ihtiraz için Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem yaşarsam 9'u da tutacağım buyurdu. Bir daha yaşamadı. Madem biz yaşıyoruz, onun sünnetini ihya edelim. Allah Teala da bizi ihya eylesin. Her gece duyuralım. Gelemeyenler televizyon başlarına efendim kilitlenelim. Vazifelerimizi iyi öğrenelim. Aşura gününe tazim etmek İslam ehlinin sünnetlerinden diyor Şiratül İslam'da. Böylece amel edenlerden olan Rabbim muvaffak eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.